Hepinize merhabalar. Bugün önümde bir sürü malzeme ve güzel de bir etim var. Arkadaşlar önümdeki dana kürek. Bu iyi lokantalarda böyle dana fırın olarak satılır genellikle. Yanında bazısı sade de verir, bazısı patatesli havuçlu da verir. Böyle güzel bir lokanta yemeğidir. Kaliteli lokantalarda bulabilirsiniz. Bu bizim alıştığımız tarzda değil. Biraz daha böyle karma bir teknikle pişiyor diyebilirim. Bugün inşallah bunu yapacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Önce ette bir işimiz yok. Bunun sosu var. Sosunu hazırlamamız gerekiyor. Şöyle tepeleme 2 yemek kaşığı kadar salça koydum. Üzerinden birazcık çiçek yağı ekliyorum. Yaklaşık olarak böyle bir çay bardağının dörtte biri kadar diyebiliriz yağ ekledim. Şimdi şu salçayı biraz açtırayım. Bunun üzerinden baharat ekleyeceğiz. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar kimyon ekliyorum. Şöyle tepeleme koyacağım. Fazla oldu. Şöyle 3 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Ben şöyle tatlı toz biber kullandım. 2 tatlı kaşığı kadar da dağ keki ekledim. Bu da yavaş yavaş ete aromasını versin. Şöyle tane karabiber var. Ben tane olarak koyacağım bunu. Öğütmeyeceğim. Şöyle yaklaşık olarak yine bir tatlı kaşığını dolduracak kadar da tane karabiber koydum. Son olarak tuz. Tuzu da yine ölçülü koyalım. 1, 2, 3. Aşağı yukarı 2 kilo arkadaşlar benim etim. Bunun için gerekli olan malzeme bunlar. Bu şekilde iyice karıştıralım. Biraz daha yağ ekliyorum üzerinden. Hemen hemen yarım çay bardağına denk getireceğim yağı. Evet, bu kıvam güzel benim için. Şöyle arkadaşlar bakın. Macun kıvamına getirdik. Şimdi üzerinden su ekliyorum. Toplamda 1 litre su vardı burada. Bu tabi kabınızın büyüklüğüne, etinizin büyüklüğüne göre bu miktarlar değişebilir. Bu göz kararı yapmanız gereken bir sos ama aşağı yukarı ölçüleri bunlar. Sosum hazır. Etimizi alalım. Bu arada arkadaşlar fırını da ilk etapta 200 dereceye ayarladım. Fansız bir şekilde ayarlıyorum. Fan kurulmasını istediğimiz zamanlarda kullandığımız bir özellik. Burada zaten kapalı olduğu için herhangi bir fan etkisi yok. Normal şartlarda bunun üzerindeki bu yağı da alırlar. Genellikle lokantalarda yağlı istemezler bilirsiniz. Müşteriyle papaz olmamak için bu yağı da genelde alırlar ama ben kendimize aldırmadım. Üst tarafı genelde bu etlerin suyun dışında kaldığı için çok kızarıyor. Bu yağ da o eti korur diye düşündüğüm için ben aldırmadım. Sadece şöyle çizik atıyorum. Ete herhangi bir şey sürmeyeceğiz. O zaten pişme esnasında aromasını çekecek. Şurada bir sinir var. Şu içeri doğru gidiyor bu sinir. Bu sinir de yumuşacak arkadaşlar bittiğimiz zaman. Tamamen yumuşak bir et olması lazım. Ben bu etin nasıl çekildiğini Mehmet'le çektim. Siz onu izleyin. Sonra toparlayalım, devam edelim. Abim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Şimdi ne yapıyoruz? Abi dana kürek. Evet. Bu dana koldan çıkıyor. Tamam. Şu kısmı kürek kısmı oluyor. Tamam. Buraya çıkaracağız, sonra da temizleyeceğiz. Çıkan yerleri biz dana kıymaya kullanıyoruz. Böyle sinirli zarlar oluyor. Tamam. Kürek kısmımız çıkmış oldu abi. Tamam. Kaç kilo gelir o? Bir tanesi yeter herhalde değil mi bize? Aşağı yukarı 2 kilo civarına gelir. Tamam. Sağ ol kardeşim benim. Ben sen sağ ol abi. Eyvallah. Etimizi şöyle bir derin bir tepsiye, yani etle hemen hemen aynı yükseklik olursa iyi olur. Tepsimizin içerisine alıyoruz. Sosumuzu da şöyle üzerinden veriyoruz. Şu haliyle bir sıkıntı yok. Şu üzerinde kalan salçaları sıyıracağım çünkü bunlar yanar. Ben yansın istemiyorum. Benim zaten koruyacak bir yağım var. Salça ve toz biber özellikle yüksek derecede 200-220 derecelerde çabuk yanar. Ben çok böyle o yanık görüntüsünü sevmiyorum. O yüzden birazcık sıyırdım üstünden. Bu haliyle bunu fırına vereceğiz. Yüksek derecede olduğu için de ben şöyle koruyucu bir tane aparatı var. Daha doğrusu normalde bu rosto aparatı ama
Ben bunu alüminyum folyo ile arasına kalkan olarak koyacağım. Artık fırına girmeye hazırız. İlk etapta alta koyalım. İlk etapta sıcak su koymadığımız için arkadaşlar soğuk su alta yakın koyun. Zemine bile koysanız olur. Bu şekilde bir 1 saat bırakacağız. 1 saat sonra geleceğim. Bu arada suyunu da kontrol etmemiz gerekebilir bunun. Çünkü uzun saatler kalacağı için suyunda biraz buharlaşma da olabilir. Gerekirse ek yaparız. Şimdilik ben 1 saat bırakıyorum bunu. An itibariyle 1 saat kadar oldu. Kontrol edeceğim mi? Bu arada ben birazcık şöyle patates ve havuç ayarladım. Bunları da yemeğe suyuna ekleyeceğim. Gerekirse biraz daha su ilavesi yaparız. Şimdi şu da şurada dursun. Gayet güzel görünüyor. Bir sıkıntı yok. Suyuna bir bakalım. Suyun kalınlığı önemli. Çok kalın olsun istemiyorum suyu. Evet, şu an problem yok. Gayet güzel durumda. Şimdi buradan artık dereceyi düşürüyorum. Bundan sonra 140-150 derecelerde. 150 derece bizim için uygundur. Şöyle havuçları üzerine ekleyeceğim. Patatesleri de şöyle, mesela iri ise eğer 3'e. Şöyle şu kalınlıklar olması bizim için uygun. Şöyle patatesleri de suyuna ekliyorum. Artık dereceyi düşüreceğimiz için patatesleri biraz erken koyuyorum arkadaşlar. Çünkü düşük sıcaklıkta patates iyi pişmiyor. Eğer yüksek derecede devam edecekseniz, hani daha aceleniz varsa, o zaman patatesleri son böyle bir saatte de koysanız olur. Bizim daha bununla işimiz çok. Şimdi şunu koydum üzerine. Tekrardan kabı da kapatıyorum. Artık tekrardan fırına alıyorum. Artık yukarı yakın bıraktım. Yani dereceyi düşürdüğümüz için artık hani yukarıdan biraz kızartabildiği kadar kızartsın. Eğer finaldeki görüntü bizim için okey değilse birazcık da folyoyu kaldırıp kızartırız. Problem yok. Et yumuşayana kadar. Ben arada bir dereceyle de kontrol edeceğim ama şu anda et pişme noktasına gelmemiş. Daha vakti çok. Bu şekilde bırakıyorum. Süre konusunda sizi tekrardan bilgilendireceğim. Şu an itibariyle 6 saat 10 dakika olmuş başlayalı. Fırına koyalı diyelim. Artık bu tamam. Ben az önce bir kontrol ettim. Şu an etin sıcaklığı 98 derece. Yani artık bu et tamamen çözülmüştür. Hiçbir korkum yok. Çıkaracağım bir görsel olarak bakalım artık. Şu an pişmeyle ilgili bir problem yok. Yiyelim dersen yeriz yani. O pozisyondayız. Çıkarayım beraber bakalım. Gerekirse de biraz üstünü kızarttırırım. Konuyu kapatırız. Oy oy oy. Buna hiç su eklemedim. Hiç gerek kalmadı. Düşük sıcaklıkta devam ettiğimiz için gayet güzel et küçüldü. Şu an aslında görsel olarak da fena değil ama şimdi ben dedim yani üstüne yağ bıraktırdım ben diye. Şimdi bu yağ böyle yumuşak olmasın. Biraz kızarsın. Ben şimdi buna ızgara modunu alıyorum. Izgara modunda 7-8 dakika kadar tutacağım. Bu arada şu patatesleri bir kontrol edelim. Tamam. Şu an havuçlar da tamam. Evet. Şu an hepsi pişmiş. Hiç sıkıntı yok. Sadece görsel olarak şunun şeklini ayarlayayım. Hacı Baba'yı arıyorum artık. Tadıma geçebiliriz. Hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Bugün sana senin kalemin bir yemek var. Vallahi bilmiyorum. Ne kokuyor? Haydi bakalım. Oy 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 oy. Ne lan bu? Arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Şimdi şöyle bir görselini göstereyim size. Vay 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 vay. Çözür çözür ediyor. Bayılıyorum şu görüntülere ya. Evet, artık alabiliriz. Mustafa, bu yemek mi? Baba, bu bir lokanta yemeği. He. Şimdi böyle çok ara bir form yani. Hani fırın desen fırın değil, haşlama desen haşlama değil. Tadı böyle daha fırınımsı ama suyuyla beraber haşlama gibi yeniyor. He. Şimdi bak, ben sana bir tabak yapacağım. Ben kendim senden tadarım. Bence çok güzel oldu. Siz ne diyorsunuz? Fikirlerinizi lütfen yazın, biraz destek atın bana. Instagram'dan takip etmiyorsanız arkadaşlar lütfen onu da takip edin. Facebook ve Instagram'a bekliyorum sizi. Evet hacım. Şöyle bak, bunun şöyle suyundan, patatesinden, tamam mı? Bu şekilde yenen bir yemek. Şöyle
Tamam mı? Çorba gibi. Bu kadarına tavım diyor yani. Şimdi asıl bombaya gelelim. Şimdi arkadaşlar şu kaşıkla buradan girdiğimiz zaman ki burası alt tarafı değil. Al. Hacım. Ne diyorsun bu işe? Dur bir dakika. Şöyle bu kadarı yeterli bence. Devamı arkası yarın. Ama yani. Şöyle şöyle. Şimdi Mustafa'cığım orduya yapmışım bunu böyle. orduya değil ya, bizim aileye yaptım. Evet. Of. Şeye bak. Patatese bak. Erimiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle etli yerinden protein alalım biraz. Çok sıcak Çok duruyor. sıcaktı onun için diyorum. Evet, çok sıcaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak kaşıkla rahatça bölünebilecek kıvamda. Şöyle müsaadenizle. Bismillah. Hop. Eridi gitti. Kılıçıyormuş ya. Eridi gitti. 5 saat mi kaç saat hakkını yemiş almış. 6 saat. Hacım birazcık sen buna bence iç malzemesini az koymuşsun. Ne malzemesi? Fasulyesini Patatesi mi? patatesini falan. 7 tane patates var baba içinde. Şu an görmüyorsun yani. Valla. Evet. 7 tane patates yeter yani. Bir lokma daha alalım. Şurup. Vallahi şurup. Tam böyle pişirmiyor arkadaşlar. Evet. Ekmeği de bancan. Ya yani birazcık tuzu kaçırmışım ben. Babama tam gelmiştir. Benim için bak böyle bir %10. %10. Siz biraz daha az koyun tuzunu. Belki de şimdi bu salçayı ilk defa kullandım. Belki de salça tuzluydu. O yüzden ayarlayamadım. He? Zaten salça çıkıyor. Evet. Salça tuzuna benziyor. Ama gerçekten lezzet 10 numara olmuş arkadaşlar. 10 numara. Zaten görsel olarak ikna ettiğimi düşünüyorum sizleri de. İnşallah sizler de yaparsanız evlerinizde tadına bakarsınız. Hem yemek hem çorba, ban. Böyle yiyeceğiz şimdi bunu. Böyle böyle yaptık ama şimdi buna böyle bancam ben açın ya. Aynen öyle. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Biraz uğraşlı bir çekim oldu. Muhtemelen siz bunu Ramazan'da izleyeceksiniz. Biz Ramazan öncesinde çektik videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz birazcık yorumlara destek olursanız, beğen tuşuna basıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Var mı baba demek istediğin? Eline sağlık, Allah razı olsun. Senin kalemin bir şeymiş değil mi? Ya yemek işte, yemek. Evet ama Böyle nasıl dana eti nasıl pişmiş? çok. Hurma gibi olmuş yani. Olması hiç demeye gerek yok zaten. Evet. Baksana Aynen Mustafa. hurma gibi Bak bak olmuş. bak. Bak. Evet. Dökülüyor. Ama 5 saat diyor, 6 saat mi? Yavaş yavaş. Çok yavaş. Yani arkadaşlar bu arada Nerede şunu yaptın söyleyeyim. hocam? Fırında. Bu fırında mı? Evet. Ama şöyle bir şey var. Yani fırında 5 saat çalışıyor ya. Bu devamlı olarak elektrik tüketmiyor. Sıcaklık zaten çok düşük sıcaklıkta gidiyoruz. Sıcaklık düştüğü anda devreye giriyor. Ondan sonra tekrardan elektriği kesiyor. Öyle düşünün. O yüzden de düşündüğünüz kadar fazla da elektrik yakmıyor yani. Kapatıyor Evet, mu? kapat. Eline sağlık. Afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Hoşça olun. kalın.